En elden misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Celal Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Enes'den size kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdik. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun buyurun oturun. Evet. Önce bir hediyelerimizi takdim edeyim isterseniz. Kaymakam Hanımımız, belediye başkanımız ve Profesör Doktor Sait Başaran hocamızın sizlere çok çok selamları var. Aleykümselam. Sizlere çarp sakızı çoban armağanı hediyeler gönderdiler. Kabul buyurursanız memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Tamam, hepsini alacağım. Buyurun. Allah çok güzel. Bak yine ağaç çiçekli çiçeklerim de gelmiş. Harika vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Celal Bey ve eşi Ayşe Hanım biliyorsunuz Enez'deki kızlar için benim Enez'e gitmeme ön ayak olan hanımefendiyle beyefendi. Orada da çok güzel onların sayesinde ağırlanmıştık. Hem de hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşamıştım. Tabii çalışmalarında. Tabii Sayın Kaymakamımız Elif Canan Tuncer. Belediye Başkanımız Özkan Güneç ve tabii ki Kazı Başkanımız Profesör Doktor Sait Başaran. Bana göre hoca dediğim zaman aklıma Sait Hoca geliyor. Yani hoca gibi hoca işte. Yani ben de sizlerin nesilesiyle onlara bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bizler de Enes'in tanıtımına katkıda bulunduğunuz için size teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminizin de hayırlı olmasını dileriz. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Bizim çıkarttıklarımız sonra sergilendi. İzlediniz mi onu da? Evet. Gittik çektik Edirne Müzesi'nde. İzledik. Ben böyle bir mutlu uçtum uçtum falan havalara yani. Ay keşke arkeolog olsaydım. Yani öyle değil. Yok yok, böyle hocamız sizi tekrar bekliyor. Ay çok teşekkür ediyorum. Misafir edebiliriz dedi. Sağ size olsun. Kucak dolusu selamlar, sağ sevgiler olsun. Gönderdi. Ona da eşine de. Selam gönderdi. Selam size. Gönderdi. Sağ olsunlar. Şimdi onlar oradaki antik tiyatroyu bulsunlar da. Antik tiyatroda böyle daha mermerler üzerinde. Mermer heykel bulacağım, bir kazıya katılmak istiyorum. Böyle bir şey olabilir. Şimdi arkeolog olacağım, mermer heykel bulacağım, kazıya katılmak istiyorum. Yani pazarlıklı arkeolog nasıl olacaksa. Bulamayacağım, kazı istemiyorum şeklinde yani. Ya evet, şimdi çok az sürede gidiyorum ya. Evet. Hani böyle hani aylarca kalsan ne çıksan tabii ki şey de. Şimdi birkaç gün gidince bir tane de heykel bulsaydık, şöyle bir mermer heykel çok güzel olacaktı. Ama olamadı. Kendim de mermer heykel yapmak için çok uğraştım. İstanbul'da bana mermer heykel yaptıracak kimseyi de bulamadım. Gezdim kurs. Ondan sonra şöyle bir de böyle büyük bir heykel. Annem de ki şöyle önce bir küçükten başla da dedi yani ne büyüğüne. Hani böyle istiyorum şöyle büyük bir Zeus heykeli gibi nereden yapacaksam işte istiyorum. Ama neyse. Ne güzel. Yani insan gördükçe hoşuna gidiyor ya böyle şeyleri, ne bileyim. Hayatla ilgilenmek lazım yani. Yani zamanında onu yapmışlar. Demek ki biz de uğraşsak, evet, onlar kadar güzelini yapamasak da en azından yapabiliriz. Hatırlarsanız o dönem hamallık yapan bir arkadaşım bana evde yaptığı heykellerden birini göndermişti. Hala isminin söylenmesini istemiyor. Hala benim odamda duruyor. Çünkü çocukcağızın kıymetini bilememişler. Gerçekten sanata ve sanatçıya saygısızlık yani. Çok güzel şeyler yapmış. İşte evde yer tutuyor diye istememişler. Ev sahibi toz diye istememiş. Tabii... adamcağız isminin bile söylenmesini istemiyor. Çünkü diyor ki hamal arkadaşlarım benimle dalga geçerler. Bak şimdi yani aslında o kadar güzel, o kadar, evet, yetenekli ki işte o yetenek ne oluyor? Yok oluyor, gidiyor. Körleniyor. Biz de böyle bir sanatçıdan mahrum kalıyoruz. Evet. Ama ben çok kıymet veriyorum senin bana gönderdiğin büste. Benim makyaj masamın yanında duruyor kardeşim yani. Çok teşekkür ediyorum tekrar.